Cevriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı, kremalı, nefis bir tavuk tarifim var. Malzemelerimiz derisi soyulmuş, kemiği alınmış tavuk butlarımız var. 5-6 tane mantar, 1 tane kuru soğan, 2 tane yeşil biber, 1 tane kapya kırmızı biber, 2 tane de Charleston sarı biberimiz var. Biberlerimizi özellikle farklı renklerde seçelim arkadaşlar. Şöyle farklı renklerde olsun. Yemeğin içerisinde çok daha güzel, hoş bir görüntü oluyor. Özellikle belirtmek istiyorum bunu da. Biberlerimizi çok şöyle küçük olmayacak şekilde ince uzun iri iri doğrayıp bırakalım. Hepsini aynı şekilde doğrayalım. Çünkü piştiği zaman çok zaten fazla pişirmeyeceğiz. Şöyle bir iki ocakta çevirip bırakacağız. Diri kalacaklar biberlerimiz. Onun için şöyle görünsün, hoş bir görüntü olsun. Bugün yapacağımız yemek arkadaşlar derisi ve kemiği alınmış butla yapacağız, tavuk butuyla. Tavuğun en güzel kısmı burası zaten, en lezzetli kısmı. Onları da ince bir şekilde keseceğiz. Çok da güzel, çok lezzetli bir yemek olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün ben fazla ölçüyle yaptım ama siz bunun yarısını kullanabilirsiniz. Mantarlarımızı da iri iri doğrayalım. Şöyle gelişi güzel. Soğanlarımızı da hepsi aynı şekilde iri doğranacak. Çok hiçbirini küçük küçük ince ince doğramayacağız. Şu şekilde. Söğüş yapar gibi soğanlarımızı da doğrayıp bırakalım arkadaşlar. Malzemelerimizin tamamını bu şekilde doğradıktan sonra şöyle göstermek istiyorum. İri iri tamamı, hiçbiri küçük değil. Bu şekilde hazırlayıp bırakalım. Daha sonra da tavuklarımızı da aynı şekilde, çok küçük olmayacak şekilde. Hiç rulo, bunlar rulo halinde zaten tavuklar. Rulosunu açmadan şöyle ince ince onu da enine enine kesip bu şekilde tamamını bu şekilde yapıp bırakıyoruz. Tavuklarımızı da 1 santim genişliğinde ince uzun kestikten sonra yıkayalım, güzelce süzdürelim. Şöyle göstermek istiyorum. Malzemelerimizi de hazırladıktan sonra tavuğumuzu pişirmeye başlayabiliriz. Tavuğumuzun içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım. Çok fazla yağ koymayacağım çünkü zaten tavuğun da kendi yağı olduğu için sebzelerimize de artıdan 1 yemek kaşığı tereyağı koyacağım için çok fazla yağ koymuyorum. Bu şekilde suyunu çekene kadar tavuklarımızı pişirelim. Çok kızartmıyoruz tavukları. Sadece suyunu çeksin. Piştiğini hissettiğiniz an tavukları alabiliriz. Daha sonra başka bir tavada sebzelerimizi pişirelim arkadaşlar. Öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağımızı koyalım. Daha sonra sırasıyla önce soğanlarımızı aktaralım. Şöyle soğanlarımız çok az, yumuşayana kadar sadece. Dediğim gibi sebzeleri çok fazla pişirmiyoruz, kızartmıyoruz. Şöyle hafiften biraz yumuşadıktan sonra hemen mantarlarımızı atıyoruz içerisine. Bu arada arkadaşlar yüksek ateşte yapıyoruz bunları. Mantarları da döktükten sonra suyunu vermesine izin vermiyoruz. Hemen hızlıca şöyle bir iki karışım çevirdikten sonra kendini toparlar toparlamaz, küçülür küçülmez mantarlar üzerine biberlerimizi de aktarıyoruz. Biberleri de bir iki taşım karıştırdıktan sonra biberlerimiz de hazır artık. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Şöyle diri olacak. Yerken hissedeceksiniz onları. Tavuklarımızı da üzerine dökelim. Sebzelerimiz ve tavuklarımızı şöyle güzelce bir karıştıralım. Birbirini kaynaşsın. Daha sonra üzerine yarım çay kaşığı köri baharatı dökmek istiyorum. Köri çok yakışıyor buna. Ama her zaman evde olmayabiliyor köri. Olmasa da olur. Üzerine de bir paket krema. Bir kutu kremayı da döküyoruz üzerine. Arkadaşlar bu tarifi kremasız da yapabilirsiniz. Kremasız da çok güzel. İki şekilde de kullanabilirsiniz. İkisi de ayrı bir lezzet. Nasıl isterseniz. Yani evde krema yoksa ben bunu yapamam demenize gerek yok. Kesinlikle kremasız da çok nefis bir yemek. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Yanına bir de patates püresi yapmak istedim. Yemeğimiz pişerken arkadaşlar yan tarafta patateslerimi de haşladım hemen ben.
Şöyle bıçakla önce bir küçük küçük keselim. Çok sıcak çünkü elime almak istemedim. Şöyle kesip patates eziciyle bunları güzelce bir ezelim, püre haline getirelim. Patateslerimiz sıcakken bir yemek kaşığı da tereyağı koyalım içerisine. Tuzumuzu da atalım kendi isteğinize göre. Daha sonra ısıttığım bir bardak da sütümüz vardı. Çünkü patates püresini soğusun istemiyorum. O da sıcak olsun ki sıcak sıcak tereyağımız da erisin içerisinde. Patateslerimiz pürüzsüz bir hal alana kadar güzelce ezelim. Şöyle krema gibi olsun. Patateslerimiz oldu. Çok da güzel ezildi. Şimdi ezdiğimiz aparatı çıkartalım. Şöyle patateslerimiz de kalmasın üzerinde. Bir avuç kadar da kaşar rendelemiştim arkadaşlar. Kaşarımızı da aktaralım. Onlar da püremiz sıcakken, patateslerimiz sıcakken onlar da erisin güzelce içerisinde. Akşam için ne yemek yapayım diye düşünüyorsanız nefis bir yemek tarifi arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istedim. Eğer evinizde bu şekilde küçük güveçleriniz varsa kişi başı porsiyonluk yapabilirsiniz. Çok şık bir sunum olacak arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.